Bismillah. Sevgili kardeşlerim, rüyada deniz görmek neye işarettir? Rüyamda deniz gördüm hocam. Böyle uçsuz bucaksız bir deniz görüyorum. Şefkatli, adaletli, kuvvetli bir yöneticiye işarettir kardeşlerim. Deniz böyle sultan demek, melik demek, yönetici demektir. Deniz görenin böyle mevsiminde eğer gördüyseniz güzel bir tatil anlamına gelir. Yani iyi bir izin, böyle yıllık izin, bir tatil. Ne bileyim, nereye istiyorsa adam, belki memleket istiyor. Bazıları denizi, böyle sulak yerleri sever. Ama bir deniz olsun, bir havuz olsun, bir gireyim şöyle, bir yüzeyim falan. He? Bazısı da hiç suyu sevmez. Şöyle yeşillik bir yer, bizim Karadeniz falan mesela. Orman var, yeşil oksijen, Allah Allah. Böyle çise yağmurlar, şöyle ferah, bol oksijen. Bir dağ evi, Allah'ım ya Rabbi, böyle seven insanlar da var. Bazısı var, kar kış seviyor, kayak falan, kışın tatile giriyor adam. Kışın yani ben sobanın üstünden mandalina kabuklarını böyle koklamaya çalışırken adam gidiyor bir yerlerde kayaklar falan yapıyor yani. Bu deniz görmek güzel bir tatil manasına gelir. Yılın bereketli geçeceğine, gönül safasına ve inşallah neşeli bir hayata işarettir. Allah'ın mübarek eylesin. Kardeşlerim, güzel bir rüyadır diyebilirim genel mana itibarıyla. Rüyada deniz görmek kişinin isteklerinin yerine gelmesine, böyle ürün, malı, ekmeği neyse o, onun bereketlenmesine işarettir. Böyle baharın gelişini müjdeler. Baharda ne demektir? Çiçekler açar, ondan sonra şöyle cemreler düşer, toprak ısınır, sular ısınır, havalar ısınır, değil mi? Meyveler, sebzeler tomurcuklanır, Allah Allah, bir bereket. Buradan o manayı işte çıkarıyoruz kardeşlerim. Bir yerde deniz görmek, o yerde rızkın artacağına, alışverişin ucuzlayacağına, hayatın güzelleşeceği anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşlerim, bu manasıyla da güzel ve hayırlı bir rüya diyebiliriz. Tabii görülme şekline ve detaylarına göre rüyada deniz görmenin kardeşlerin farklı tabirleri de vardır. İnsanların kendisine muhtaç olduğu adaletli, kuvvetli, şefkatli bir büyüğe veyahut bir devlet başkanına tabir eder. Mesela denizi, bu rüyayı bir esnaf görse zenginliğe işaret, işçi görse onun ustasına, ustasından, yöneticisinden göreceği böyle hayırlara, menfaatlere işarettir. Hocam diyor, rüyamda bir deniz görüyorum ama çok dalgalı. Dalgalar böyle kıyıyı dövüyor. Allah Allah. Dalgalı bir denizdeyim hocam. Bu kardeşlerim, bir seyahat, bir yolculuk varsa o yolculukta, o seyahatte şiddete, korkuya düşmek manasına yorumlanır. Dalgalı deniz, sıkıntılı geçecek bir yolculuk için önceden tedbir almanız manasında bir ikaz olabilir. Dalgaların kıyıya çarpması uzaklardan gelecek kısmet manasında tabir ediliyor. Denizde dalgaların yükselmesi, halkın işlediği günahlara her yandan böyle dalgaların geldiğini görüyorsan eğer, o da sıkıntı manasındadır kardeşlerim. Yani bir gemiyle dalgalar arasında denizde böyle kalıp boğulduğunu falan görmek, bir takım hatalarınızdan dolayı zor günler geçireceğinize kardeşlerim işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişi sizi bekleyen zorlu bir hayatı ifade ediyor bu rüya. Rüyada denizde dalgalarla boğuştuğumu görüyorum diyor hocam mesela. Dalgalarla boğuşuyor. Denizde yüzerken açıldım bir de kıyıdan biraz. He? Baktın dalgalar geliyor. Boğuşuyorsun dalgalar arasında. Önüne gelecek olan çok önemli bir fırsatı değerlendirip yükseleceğiniz manasında, terfi alacağınız, kıdem olarak, statü ve mevki olarak yükseleceğiniz manasında tevil edilen bir rüyadır sevgili kardeşlerim. Rüyada hocam diyor, böyle berrak bir deniz görüyorum. Allah Allah. Bizim Akdeniz taraflarında oluyor ya, Ege'de falan. Bakıyorsun
Deniz tertemiz. Dibi görünüyor taşlar. Öyle bir deniz görüyorum hocam diyor. Ömrünün o nispetle gördüğün deniz kadar güzel ve temiz geçeceğine. Refah, bolluk, zenginlik gibi güzelliklere işaret. Ya bolluk bereket demek kardeşler. Rüyasında böyle o berrak denize baktığını gördüyse hüzün, keder, bir takım böyle sıkıntılardan kurtulmaya kardeşlerim işarettir. Ayrıca rüyada denizin berrak olduğunu görmek dünyada şeref ve hayırla anılmaya, şan ve şöhrete işarettir kardeşlerim. Bu rüya hayırlı bir şeyin meydana çıkacağına işaret etmektedir sevgili kardeşler. Rüyayı gören kimse cömert ve şerefli kimselerden menfaat, ikram ve iyilik görür. Ya böyle berrak bir deniz kıyısı veya manzarası hoş böyle maişet ve uzun ömre işaret etmektedir. Rüyada denizde yüzmek, rüyayı gören kişinin arzu ve isteklerine kavuşacağına işaret eder. Denizde yüzdüğünü gören kişinin arzu ve isteklerine kavuşacağını kardeşlerim tabir etmekte. Yani böyle bir dalgasız efendim boğulma riski olmadan normal denizde yüzdüğümü görüyorum hocam. Kulaç atıyor adam geri geri yüzüyor. Balıklama yüzüyor falan kurbağalama mıydı o? Yüzmeyi çok bilmiyorum ben tabii. Kıyılarda az az yüzen birisiyim. Ama güzel bir şey yüzmek. Kardeşler tabir olarak bakıldığında rüya manasında da güzel yorumlara tevil edilen güzel rüyalara kardeşlerim güzel tabirlere işaret eden bir rüyadır. Bir öğrencinin rüyasında denizde yüzdüğünü görmesi derslerinde başarı elde edeceğine işarettir kardeşlerim. Evet, iyilik manasındadır. Denizin derinliklerine doğru böyle dalıyorum hocam diyor. Allah Allah, dibe dibe aşağılara böyle dalıyor. O da güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü görüyorsa eğer orada zorlu ve çetin bir işi başaracağınıza işarettir kardeşlerim. Dinde böyle salaha, kurtuluşa, güzelliğe, sağlam itikada, imanda kuvvete işarettir. Birisi de şey sormuş. Hocam rüyamda diyor denize düştüğümü görüyorum. Allah Allah. Denize düşüyorsun bir kıyıdan bir yerden. O da yolculukta sıkıntı anlamına gelir hocam. Fırtınalı bir denize düştünse büyük bir sorunla karşılaşacağın manasında bir kaza atlatacağınıza işaret. Denize düşüp yaralanmak vücudunuzdaki yara miktarınca zarara uğramak manasında tabir edilmektedir. Allah'ım hayırlara çıkarsın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına yazın. O tabirleri de sizlerle paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.